Hepimizin başında bir dolandırıcılık olayı geçmiştir. Ama benim başımdan geçen olayı duyduktan sonra diyeceksiniz ki ya benim de yaşadığım bir şey mi? Bakın konu bir televizyonun bana 4 kez satılmasıdır. Yıl 2019. Ocak ayındayız ve Ferhatcan Bey ile karısı bu stüdyoyu bize satıyorlar. Yani stüdyo ve Gala TV'nin komplesi. Biz de alıcı olduk ve bir tane daire verdik. Bunlara ortak olduk. Birinci kez satın almış olduk. Aradan kısa bir süre geçti, bu stüdyonun gerçek sahibi çıktı. Meğer bu iki çakal Medya TV'nin o an yayında olmamasından dolayı geçici olarak kullanalım diye Tamer Aktaş'tan müsaade istiyorlar. O da diyor tamam, kendi stüdyonuzu kuruncaya kadar yayın yapın artık, bir ay mı olur, iki ay mı olur vesaire. Bunlar bu şekilde anlaşmışken bu iki çakal bizi sahte evraklarla kandırdılar ya. Onlar evraklarında sahte olduğu anlaşıldı ve Tamer Aktaş gelince, üstelik de bu mekanın da kirası var, birikmiş kiraları var ve zaten tahliyesi çıkmış, boşaltacaklar. Hal böyle olunca ben de internet televizyonu kurmuştum ve bir stüdyoya ihtiyacım vardı. Fiyat da cazip olunca dedim kardeş madem satıyorsun ben alıcıyım dedim. Ve oranın kiralarını ödemek koşuluyla anlaştık ve hem Tamer Aktaş'ın hem mülkiyet sahibi olan Atatürk Otosanayi ile de kontrat yaptık. Ve bu kontratın tarihi 3. ayın 1'i 2019. İkinci kez benim oldu mu burası? Yine para verdik aldık. Üçüncü kez ise ben burayı aldıktan sonra bu Ferhatcan Bey ile Songül Korkmazcan Bey Gala TV'yi işletmeye devam ediyorlar ama bir yere de ihtiyaçları var. Bir yandan da benden aldıkları daireyi de veremiyorlar. Ben de hem bunları elimden tutmak hem bu esnada bu mekanı da bunlara kullandırmak için dedim ki kalın bana bir kira verin devam edin. Buraya kadar sorun yok ama bu adamlar 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay derken baktım bunlar bana kira falan ödeyemiyorlar. Bir yandan da evimizi de geri alamadığımız için bu adamlara resti çektim. Nisan'ın sonu itibariyle de Gala TV'nin yayını kesilmişti ve herhangi bir yayın olmadığı gibi bir para mara da kazanma şansları yoktu. Biz de para bekliyoruz. Güya stüdyomuzun kiracısı konumundalar bunlar. Ferhatcan Bey karşıma aldım. Güzel abim dedim. Bak hiç sözünde durmadın. Bunca zaman geçti ve birinci ayda başladığımız ticaretimiz 7. ay olmuş. Hala dairemi geri vermemişsiniz. Ben bundan sonrasını savcılığa suç duyurusuna bulunarak devam edeceğim dedim. Şu ceketini de al defol git dedim. Bir daha gözüm görmesin seni burada. Bu ise Nurullah Çiftçi ile eşiyle beraber bir plan yapmış ve oğlunu da azmettirerek beni öldürmeyi planlamış. Ve olayın içinden çıkamayacağımı anlayınca da kendime ait stüdyomu bunlar bana satmış gibi bir protokol yaparak sadece hayatta kalmaya çalıştım. Oysa ki bu bir gasptı. Ama üçüncü kez kendime ait olan stüdyomu kendi kendime satarak bir başarı gösterdim. Dördüncü kez ise Tamer Aktaş'ın kira borçlarına karşılık anlaşmıştım. Benim yönetime Tamer Aktaş'ın borcuna karşılık vereceğim 40 bin lira var ve o 40 bin lirayı orayı vermeden önce Ferhatcan Bey bir teklifine tav oldum. Orada da bizi dürttü. Teklif nedir? Biz oraya gitmeden evvel Ferhatcan Bey diyor ki bak Yusuf ben nasılsa kiracı olarak alacağım ya. Hem bu arada Nurullah'la da konuşurum daireni geri veririz. Ben şu an sıkışığım. Uydu kirasını vereceğim. Benim param yok, çek kabul etmiyorlar. Bende bir tane 35 bin liralık çek var. Bir de 5 bin lira senet var. Ben sana bunu vereyim, sen bunu yönetime ver. Onlar çek kabul ediyor. Sen de o nakit parayı ver. Ben uydu kirasını ödeyeyim. Devam edelim ki bu arada senin de işini görelim. Lan çok mantıklı geldi bana. Dedim kaybedeceğim bir şey yok. O parayı nasılsa vereceğim buraya. Biz bu parayı buraya verdik mi? Sonra 3-4 ay ara geçti. 2019'un 10. ayı. Atatürk Otosanayi'nin yönetimi Tamer Aktaş'ı arıyor. Diyor kardeş bak bu Yusuf Bey senin adına ödeme yaptı. Senin borcunu sildik. Yusuf Bey'e de kontratı yaptık. Ama bu çeklerin karşılığı çıkmadı diyor. Bu yüzden bu çeklerin karşılığını ödeyeceksiniz diyor. Ve ben dördüncü kez bunlara ödeme yapıyorum. Ve bana verdiği sahte çekleri ben buraya verdiğim için birinci derece sorumlu bendim. Dördüncü kez aynı stüdyoya para vermek zorunda kaldım.